Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 22 Aralık salım maçları için karşınızdayım. Bugün yine 21 Aralık için verdiğim iki maçtan ilki tuttu arkadaşlar. Bir önceki videomuzu izleyenler görmüştür. Katılda da verdim aynısını. Hatta onun tek maç oynayıp yorum atanlar da oldu. Ufak ufak oynayıp kazananlar, büyük meblalar basanlar. Her şekilde her şekilde oynayanlar olmuş. Kazananları şimdiden tebrik edeyim. 22 aylık için ilk maçımızla başlayayım arkadaşlar. İlk maçımız Almanya Kupası'ndan Augsburg Leipzig maçı. Saat 20.30'da başlıyor. Bu da iddia programını gösteremiyoruz. Kupa maçı olduğu için ev sahibi 4, deplasman 1 40 arkadaşlar. Son 5 maçı üzerinden konuşacağız. Gördüğünüz gibi ev sahibi Augsburg son 5 maçında 2 beraberlik, 2 mağlubiyet, 1 galibiyet almış. Çok da yani çok iyi de diyemeyiz ama eee hani yüzde vuracak olursak Yülde %70 kötü bile diyebiliriz çünkü tek galibiyeti var. O da Almanya BFL'te karşı BFL'de çok kötü durumda. bu hafta bir Schalke maçıyla galibiyet aldı. Onun dışında Augsburg'da Almanya BFL dışında kimseyi yenememiş. Schalke'yi bile evinde yenememiş. Schalke de bu sene ligin sonuncusu. Almanya BFL sonundan 3 kötü gidiyor. Gördüğünüz gibi son maçında da evinde Frankfurt'a 2-0 yenildi. Çok dengesiz takım. Ne yapacağı belli olmuyor ama hani ne yapacağı derken en fazla bir beraberlik alabiliyor. Evinde oynadığı 3 maçın ikisinde beraber kaldı. Son maçta Frankfurt'a yenildi. Deplasmanlarda BFLT yenebildi. Hoffenheim'a 3-1 yenildi. Çok iyi bir formda değil arkadaşlar. İyi gitmiyor işler. Augsburg'da. Leipzig'e bakalım. Leipzig'de e, UEFA'nın şey Şampiyonlar Ligi'nin dışında Manchester United'ı yendikten sonra bir düşüş var. Gördüğünüz gibi düşüş derken bu gollerde arkadaşlar gene son 3 maçında Şampiyonlar Ligi'nden sonra 2 galibiyet bir beraberlik aldı. Son 5 maçında 3 galibiyeti var 2 beraberlik yani hiç yenilmedi ama gol olarak gördüğünüz gibi bir düşüş var. Werder Bremen'e 2-0. Hoffenheim'ı deplasmanda 1-0. Ee, kolay bir takım değil Hoffenheim. O yüzden hani bu maçı es bile geçebiliriz. Yani golsüz geçti diyemeyebiliriz aslında. Zorlu bir takım. Yani defansif olarak oynamış. Ee, amaç maçı kazanmak gözüyle görmüş olabilir. Yani sonuçta da kazanmış. Ee, son maçında Köln'ü yenemedi evinde. Biraz düşüş dediğim gibi bu buralardan kaynaklanıyor. Bu şekilde bakılabilir. Son 3 maçı alt olmuş. Ev sahibinin de son 5 maçında 2 tane üstü var arkadaşlar. 3 altı var. Ve son 2 maçın alt bitti. Ee, son maçında evinde gol atamadı. Böyle bakalım. Bu maç için arkadaşlar benim düşüncem 1.40'dan 2.5 üst var. 2.5 üst olur. Ee, özür dilerim bay dedim. Bu maç için hani daha garanti olacak seçenek benim için ilk yayı gol var. Bir yemi. Biraz bekleyip 5-10 dakika çok fazla da Leipzig maçı. Yani çok yani beklemek sabır size kalmış aslında ama. Ben ilk yayı gol olacağını düşünüyorum bu maçta. O yüzden ona istinaden 2.5 üst dedim bu maça. İlk yayı gol ve goller gelecekti. Yani bir tane kesin düşündüğüm için aslında bu maça biraz daha o yüzden iki buçuk üst yazdım. Bu ilk maçım arkadaşlar iki buçuk üst dedik. İkinci maçımız yine Almanya kupasından Dinamo Dresden Darmstadt maçı 22.45'te başlıyor. Ev sahibi 265 Deplasman 1.85 arkadaşlar. Yine son 5 maçları üzerinden gidiyoruz. Gördüğünüz gibi ev sahibi son 5 maçında hiç yenilmedi. 4 tane üst olan maçı var arkadaşlar. Evinde e, Uyar Dingyen ile 0-0'lık bir maçı var. Onun dışında hepsi golli geçti. Gördüğünüz gibi e, deplasmanda 3-0, deplasmanda 3-5 evinde 4-1, deplasmanda 4-2 gibi. Yani son 5 maçının 4'ünde en az 3'er gol atmış. Darmstadt maçına bakarsak arkadaşlar, yani Darmstadt takımına 5 maçında 3 galibiyet, 2 mağlubiyet var. Onun da maçları genelde gollü geçmiş. O da son 5 beş maçın 5'inde de gol atmış. Ama e, bu da iki maçı 4-0 kazanmış. E, bir tanesini 2-0 kazanmış. Ev sahibi Dresden'e göre daha zor gol yiyor gibi gözüküyor. Yani her maçında gol yemiyor en azından. Darmstadt 3 e, maçında gol yememiş. Ev sahibi 2 maçında yememiş. Son 5 maçın 4'ü üst olmuş arkadaşlar. Sadece son maçları e, 2-0 Wurzberg'i yendiler. Onda 6 olmuş. Onun dışında bu da e, Darmstadt'ta kazanmayı bilen bir takım. Zaten gördüğünüz gibi o da e, bir tık da olsa favori. E, Deplasman'da aslında daha da büyük bir favori diyebiliriz ama Deplasman'da olduğu için 1.85 daha da düşük verilebilirdi. Sonuçta kupa maçı arkadaşlar. O yüzden e, taraf bahsinde bence temkinli olmak lazım. Bu benim düşüncem. Gerisi size kalmış. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar. E, yine hiç söylemedim bugün. Lütfen video olayıma bir beğeni bir yorum atarsanız sevinirim. Destenize esirgemeyin. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar. 1 25'ten ilk yarı gol var. E, bu şekilde ikili kombine yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi e, maçlar tek maçta oynanabiliyor. Kararsize kalmış veya yanına maç eklersiniz. Tamamen e, sizde. Bugün verdiğimiz maç Samsun Bolu Spor maçını arkadaşlar ilk yarı gol olur demiştik. Ee, çok iyi bir tahmin olmuş diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü ilk yarıda gol geldikten sonra maç öyle bitti. Ee, üst beklene, beklenebilen bir maçtı arkadaşlar. En azından bir buçuk üst falan bekleniyordu bu maçtan. Bolu'nun gol atacağı gibi e, beklenenler vardı ama Biraz e, kısır geçti çok iyi bir tahmin yapmışız diye düşünüyorum ben Gol iki ayda gelip öyle bitti Gelelim katıl grubuna arkadaşlar <laughs> Katıl grubu e, Canlıda kazanmaya devam ediyoruz arkadaşlar hemen hemen her videoda söylemek istiyorum bunu Canlı bahis oynuyorsanız Kanalımıza katılabilirsiniz 25 TL'de de canlı bahis yok arkadaşlar o kanala destek için açtım. Kazandığı günlerde e, gelenler var o grubada. Yani e, destek atanlar. Şu an orada bile 6-7 kişi var. Tabi kazanmazsa kimse atmaz. 50 TL olan da arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her gün güvendiğim bir maç yazıyor. Burada güvendiğim bir maçı. E, çok nadir de olsa iki maç. Bugüne kadar birkaç defa böyle ikişerli ikişerli verdim. Bugün de onlardan bir tanesi. Bugün yine ikili verdim. Ee, bir Samsung maçıydı, tuttu. Güvendiğim, çok güvendiğim maçta olursa arkadaşlar, her gün atıyorum buraya. ya. Çok nadir atmamazlık yapıyorum. O da e, sonuçta çok net görmediğim, çok güvenmediğim maç olursa es geçebiliyorum. Çünkü yani atıp da paya kaybettikten sonra bir anlamı yoksa, yani paya kaybetmemeye çalışıyorum. O yüzden tam içime sinerse, çok güvenirsem atıyorum onu da. Ama dediğim gibi yüzde 90-95 hemen hemen yani ayda 27-28 gün çok rahat atıyorum. Ve tuttuğum oranı da yüksek arkadaşlar. O yüzden bu iki grupta ilk söylediğim 25 ve 50 TL olan gruplarda canlı bahis yok arkadaşlar. Tekrar ediyorum bunu. Canlı bahisler 50 TL'den sonra başlıyor arkadaşlar. Haftada en az 10 tane 20 tane attığım ki bu yani sözümü tutmuş olmak için düşük yazılmış bir sayı arkadaşlar. Onu unutmayın. Yani Y'ye geliyor haftada 35-40 tane attığım da oluyor. 25-30 da attığım oluyor. Ben sözümü tutabilmek için bu ya sayıyı düşük yazıyorum arkadaşlar. Bunu da tekrar hatırlatayım. 150 TL'lik olan var arkadaşlar. Ona da 30 yazmışım. Onda da daha fazla atıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani tuttuğum oranı da son bir aydır arkadaşlar %85'in altında değil. Rahat rahat oluyor. Bazen 90-95'ler oluyor. E, güne göre değişiyor. Bazen 5 maç atıyor. 5'i de tutuyor. Bazen e, 10 atıyorum. 8'i tutuyor. 9'u tutuyor. Tuttuğum oranı 85-90 %95'te bile buluyor bazen. Çoğu zaman. Canlı bahis oynuyorsanız katılmanızı tavsiye edeyim arkadaşlar. Ama ben eee her maça tek maç oynayamıyorum. Senin attığın maç her maç e, tek maç olmuyor diyorsanız 50 TL'lik olan koyup mantıklı gelebilir. Katılmak isteyen arkadaşlar için söylüyorum. Yani meblağ yükseldikçe arkadaşlar e, maç sayısı da yükseliyor. E, daha garantileşiyor değil. E, söylüyorum hep bunu. Güvendiğim maçlara yatıyorum sadece. Bütün gruplara. Katılmayı düşünürseniz de ben kaçırmayın deyim arkadaşlar. Tabii ki özellikle yine üstünü vurguluya vurguluya söyleyeyim canlı bahis oynuyorsanız Arkadaşlar o zaman daha mantıklı olur sizin için aksi tek takdirde yani e, canlı bahis oynuyor mu oynamıyor oynayamıyorsanız oynamıyorsanız e, yani 50 TL'lik gruba katılabilirsiniz Onun dışında Çünkü yanlışlıkla katılmanızı istemem öyle bir insan değilim ben söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar İnşallah hep birlikte kazanırız. Lütfen videoya ve yorum atmayı unutmayın. Videoma bir beğeni bir yorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese bol şanslar.